Merhaba değerli izleyiciler. Güzel bir eğitim başarısı için yine kamera karşısındayız. Efendim, Karaoğlan Eğitim Atölyesi'ndeyiz şu anda. Biliyorsunuz Karaoğlan Eğitim Kurumları içerisinde Karaoğlan Eğitim Kurumları gerçekten bu bölgede çok güzel başarılara imza atıyor. Bugün de öyle oldu. YKS'de Türkiye 2047.'si ve Afşin ilçe birincisi çıkardı. Biz de ilçe birincimiz ve hocalarıyla birlikteyiz. Daha çok ilçe birincimizde özellikle bu başarıyı bekliyor muydu ve bu başarıyı nelere borçlu onları konuşacağız efendim. Merhabalar. Merhaba. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Moraller iyi. Evet, çok şükür. Güzel. Peki şöyle, böyle bir başarıyı bekliyor muyduk? Açıkçası bekliyorduk. Yani 4 yıllık düzenli bir çalışma sürecinden geçtik. Yani pek de sürpriz olmadı. Güzel. Peki böyle bir özellikle de deprem bölgesindeyiz malumunuz. Aralıklar da oldu, bazı boşluklar da oldu ve sonuçta psikolojik olarak da hep beraber etkilenmiş olduk. Eğitim süreci daha çok etkilendi bundan. Bu deprem sürecinde böyle bir süreçte sen nasıl bir çalışma sistemi uyguladın ki başarılı oldun? Özellikle deprem sürecinde işimiz pek kolay olmadı. Ki bunda en büyük katkısı da bizim kurumumuza aittir. Karaoğlan Eğitim Atölyesi'ne. Çünkü deprem sürecinde son ikinci dönem aylarında özellikle zaten diğer illerdeki öğrencilerde seri denemeler ve seri denemelerde çıkan eksiklerin kontrolüyle ilerletiyorlardı işi. Biz de Ömer Hoca'nın cesareti ve azmi sağ olsun bu işi olabildiğince erken bir tarihte başlatarak 24 Nisan gibi bir imkansız bir tarihte başlatarak yani neredeyse bölgede bir ilki gerçekleştirdik. Aynen. Tabii şöyle, hem Karaoğlan Koleji Fen Lisesi öğrencisin hem de Karaoğlan Eğitim Atölyesi öğrencisin sen. Karaoğlan Eğitim Atölyesi'nde özellikle eğitim yoğunluğu ne derecede ki bu kadar güzel bir başarı elde ettiniz? Karaoğlan Eğitim Atölyesi ve Karaoğlan Koleji'nde eğitim gerçekten çok yoğun ve sınava yönelik bir şekilde verildi ki hocalarımız sağ olsun çok sınav bilinci yüksek bir kadroya sahibiz ve öğrencilerin sınava en iyi şekilde hazırlanmasını gönülden istedikleri için bizlere bu konuda neredeyse literatürdeki her türlü detayı sağladılar. Çok sağ Aynen. olsunlar. Çok güzel. Peki şöyle, bu süreçte tercih yaptık mı veya yapacak mıyız? Henüz tercih yapmadık ama Peki yapacağız. nereyi tercih etmeyi düşünüyorsunuz? Şu anda tıp fakültesi olarak gözüküyor. Hacettepe Üniversitesi inşallah. Çok güzel. Peki şampiyonumuz ne olmak istiyor? Şu anda kendimi doktorluk alanında ilerletmeyi düşünüyorum inşallah. İnşallah bir gün sizi doktor olarak da görürüz. Teşekkür Öyle haber ederim. yaparız değil mi hocam? Peki bu süreçte teşekkür edeceğiniz kimler var? Öncelikle kurumumuzun sahibi Ömer Karaoğlan'a tüm cesareti ve azmi için tüm hocalarıma, Abdullah hocama başta olmak üzere Resul hocam, Resul Tecir, Abdullah Peker, Türkçe hocam, Kübra hocama, Kimya hocam, Hakan hocama, Fizik hocam yine kendisi şu anda aramızda olmasa Turgut hocama ve diğer tüm hocalarıma, tarihçi Muzaffer hocama, coğrafyacı Gökhan hocama ve diğer yine tüm hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah, biz teşekkür ediyoruz. Peki, öğrenciler sizi dinliyorlar bu noktada. Senden sonra YKS'ye girecekler. Nasıl hazırlansınlar? Bu noktada tavsiyelerin ne olur akranların için? Açıkçası 2024 YKS için konuşursam öğrenci adayları çok zorlu bir sınav süreci bekliyor. Çünkü bu sene çok yoğun bir katılım bekliyor. Tüm yani bu işte yıllarını vermiş insanlar da konuştuğumuzda büyük yığılmalar ve birçok insanın da artık YKS sınavını iyi bildiğinden dolayı insanların puan ortalamalarının daha yüksek olmasını bekliyoruz. Bu yüzden çalışırken en küçük detayları bile atlamamaları, mümkün olduğunca sınava yönelik çalışmaları, sınava yönelik olmayan şeylerden mümkün olabildiğince kaçınmalarını tavsiye ederim. Ve ne olursa olsun umutlarını yitirmemelerini tavsiye ederim. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah hayaline kavuşursun. Biz de doktor olarak haberlerinizi yaparız. İnşallah. Hocam çok tebrik ediyorum sizleri de. Güzel bir başarı oldu. Karaoğlan Eğitim Atölyesi için de. Tabii bizim açımızdan yani şey değil, sürpriz değil. Yani beklediğimiz şeyler. Ben tebrik ediyorum Aynı soruda özellikle. daha bir şey söyleyebilir miyim? Buyursun efendim. Şimdi Emir bir şey eksik söyledi gibi geliyor bana. Emir
Oktay Kırbıyık, aslında azmim, sistemli ve düzenli çalışmanın, planlı ve programlı çalışmanın ve çok çalışmanın canlı bir örneği karşınızda. 4 yıldan beri tanıyorum ve derslerine giriyorum. Bir şeyi söylemesini beklerdim ama o son sınıflara yönelik sorduğunuzu düşündüğü için öyle cevap verdi diye düşünüyorum. Emir, bu sınava 9. sınıftan beri hazırlanıyor. Tüm evet. çocuklarımızın, öğrencilerimizin 9. sınıftan itibaren çalışmaya başlamaları lazım. Daha 3 yıl var, daha 2 yani yıl var, işin daha temeli orası. Daha 1 yıl var, daha 11'deyim, mezuna kalırım, dershaneye giderim. Bu mantık çocukları geriye itiyor. Emir 9. sınıftan beri bugünün hayaliyle çalışmış bir öğrenciydi. Böyle mütevazi göründüğüne bakmayın, aslında elde ettiği başarıdan mutlu değil. Daha yüksek başarı bekliyordu. O mutsuz ama çaktırmıyor, ben o kadarını söyleyeyim. Hocam ben tebrik ediyorum ama gerçekten yani bizim açımızdan güzel bir başarı. Aynen. Hocam ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederiz. Eyvallah. Daha başarılı yerlere ulaşır inşallah. İnşallah hocam. Değerli izleyiciler, bu eğitim kurumları bizim malumunuz ve bu eğitim kurumlarındaki bu güzel başarılar da öncelikle bizleri sevindiriyor. İnşallah özellikle bu eğitim kurumlarındaki diğer başarıları da bu ekranlarda sizlerle buluşturmayı arzu ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim.